Merhabalar. Bugün sizlerle taşmayan ve yapışmayan ve eşit bir şekilde pişen, yamuk yılık olmayan waffle tarifi vereceğim. Tek videoda pratik bir şekilde bütün püf noktalarına değineceğim. Zaten videomuzu çok hızlandırarak çektik. Hiçbir detayı atlamayın, bütün detayları yakalayın. Haydi vaktinizi almadan hemen waffle tarifimize geçelim. Tarifimiz basit, açıklamaya da tarifi bırakacağım, oradan bakabilirsiniz. Öncelikle şeker ve yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Daha sonra süt ve tuz ilave ediyoruz. Daha sonra un, kabartma tozu ve vanilya. Bu kadar. Haydi başlayalım. Gördüğünüz gibi şeker ve yumurtayı çırptık. Kabardıkça kabardı. Krema kıvamına geldi. Çoğaldı. Kabın çok az bir kısmını kaplıyordu. Şu an kapta da çoğaldı gördüğünüz gibi. Birinci püf noktamız bu. Şeker ve yumurta çok güzel bir şekilde çırpılacak. Tabi burada elinizdeki mikserin kalitesi, dönmesi de çok önemli. Elimizdeki imkanlarla çok güzel bir şekilde çırpmaya çalışalım. Şimdi sütümüzü ve tuzumuzu ekliyoruz. Ve 15 saniye karıştırıyoruz. Hemen bu karışıma eklensin diye. Şimdi de un, kabartma tozu ve vanilin ekliyoruz. İkisi bir arada olanı varmış. Biz bundan aldık. Hiç fark etmez. İstediğinizden ekleyebilirsiniz. Ve tekrardan un karışımımıza iyice karışana kadar karıştırıyoruz. Üstündeki kabarcığı görüyorsunuz değil mi? İşte püf noktası bu. Un aşağıya doğru çökertmiş, kenarları kabarmış. Bu şeker ve yumurtanın güzelce çırpılmasıyla alakalı bir şey. Unu ve şekeri mutlaka ve mutlaka güzelce çırpın. Kıvam budur. Hamurumuzu MasterChef yağdanlığa koyduk. Kareleri bu kadar hızlı atladığım bir videoda buraya neden değindim? Çünkü püf noktalarından birisi de MasterChef yağdanlık. Hani reklam yapmıyorum, genelde MasterChef yağdanlık olarak geçiyor bunlar. Çünkü normal hamur dağıtıcılar var ya, şu şekilde sıkılan. O hamur dağıtıcılardan çok daha güzel bir dağıtıcı. Gerçekten pankek yaparken de güzel oluyor. Çünkü burada yumuşak bir plastiği var. İstediğiniz şekilde, birazdan göstereceğim tabi, sıkabiliyorsunuz. İstediğiniz miktar kadar gidiyor üzerine. Makinemiz ısındı. Makinemizi kesinlikle asla yağlamadan hamurumuzu döküyoruz. Bazı videolarda makineyi yağlamışlar. Ama bizim size verdiğimiz tarifle kesinlikle hiçbir şekilde makineyi yağlamanıza gerek yok. Ve birazdan da zaten göreceksiniz ne kadar kolay çıktığını. Burada önemli olan waffle'ı eşit bir şekilde dağıtmak. Ayarını iyi ayarlamanız gerekiyor. Çok fazla koyarsanız taşma yapabilir. Videoda gördüğünüz gibi bu kadar yeterli. Waffle'ı orantılı bir şekilde makineye yaymak da en önemli püf noktalarımızdan bir tanesi. Ve kapatıyoruz. Waffle'ımızı tam 5 dakika pişirdik ve sonuç bu şekilde. Yapışmış mı? Hayır. Bakın, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir yapışma yok. Şu an sıcak. Sonradan da makası alıyoruz elimize. Waffle'ı kesiyoruz bu şekilde. Daha muntazam bir görüntü için. Şöyle taşan kenarlarını. Ve böyle bir waffle elde etmiş oluyoruz. Yumuşak bir waffle için 4-5 dakika, çıtır bir waffle için 6-7 dakika pişirmeniz ideal olacaktır. Yine deneyerek de bu yöntemi bulabilirsiniz ve küçük bir püf noktası daha veriyorum size. Şimdi cihazımız ısındıktan sonra alt kısmına, yani bu bir el pratiğidir.
hızlı bir şekilde yayarsanız alt kısım, çünkü siz burayı yaptınız, burayı yapana kadar alt kısım pişiyor. Bu defa alt kısmı daha çok pişmiş, üst kısmı da daha az pişmiş oluyor. Hızlı bir şekilde yayarsanız daha eşit pişmiş bir waffle elde edersiniz. Şimdi süslemeye geçelim. Tabii ki de siz benden çok daha iyi süsleyeceğinize eminim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi de meyvelerimizi yerleştirelim. Biz çilek bulamadık. Siz dilediğiniz şekilde, dilediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz.